Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizden çok sık gelen sorulardan bir tanesi olan Türkiye'de sosyal medya paylaşımlarından dolayı yaşanan sorunlara dayalı iltica başvuruları hakkında konuşacağım. Öncelikle eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün. Son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Okan Law Hukuk Grubu olarak da şimdiye kadar yaklaşık 1200'den fazla göçmene göçmenlik başvurularında yardımcı olma şansı yakaladık. Başlamadan önce eğer sizin Amerika'daki iltica başvuruları hakkında yanıtlamamı istediğiniz herhangi bir konu varsa bu videonun altına yorumunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Geçen haftalarda sizlerle paylaşmış olduğumuz videolarda Amerika'da ilticaya başvurabilmek için gereken koşullardan bahsetmiştik. Bunlardan birisi de politik görüşünüzden dolayı kötü muameleye uğramış olmak ya da kötü muameleye uğrama korkusunun olmasıydı. Bu videoda politik görüşlerinizi ya da eleştirilerinizi sosyal medyada yaptığınızda bunun iltica başvurusuna etkisini konuşacağız. Şimdi eğer sosyal medya hesabınızdan Türk hükümeti ve Erdoğan aleyhinde paylaşımlar yapmış ve bu durumdan dolayı Türkiye'de sorunlar yaşamış ya da sorun yaşamaktan korkuyor iseniz bu size Amerika'da ilticaya başvurma hakkı verebilir. Türkiye'deki siber suçlarla mücadele kurumu Türkiye'de özellikle gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin, politikacıların ve muhalif kişilerin sosyal medyada yapmış olduğu politik paylaşımları takip etmektedir. Türkiye'de Erdoğan'ı sosyal medyada eleştiren kişiler hakkında soruşturmalar başlatılmaktadır. Hatta ve hatta sadece Erdoğan'ı eleştiren paylaşımlarından dolayı göz altına alınan kişiler vardır. Geçtiğimiz zamanlarda yardımcı olduğumuz bir müvekkilimiz hakkında Twitter'da hakaret etmeden sadece Erdoğan hakkında eleştiride bulunduğu 4 tane tweet attığı için yakalama kararı çıkmıştı. Bu müvekkilimizin Amerika'daki iltica başvurusu onaylandı. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre devlet başkanına hakaretin cezası 1 ila 4 yıl arası hapistir. TCK'nın bu maddesi amaçlarının çok dışında Erdoğan hükümeti tarafından tamamen kötüye kullanılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı bu maddeye dayanarak sosyal medyada hükümet veya Erdoğan aleyhine paylaşım yapanlar hakkında soruşturmalara başlatmaktadır. İnsanlar politik düşüncelerini serbestçe ve hiçbir korku altında olmadan ifade edebilmelidirler. Türkiye'de şu anda bu imkansızdır. Türkiye'de şu anda insanlar Erdoğan'ı eleştirmeye korkmaktadırlar. Bu demokrasi değil, diktatörlüktür. Türkiye 2002'den beri aynı kabusu yaşamaktadır ve bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Bu durum düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasıdır, engellenmesidir ve bu bir insan hakları ihlalidir. İşte bu yüzden de Amerikan hükümeti bu durumlardan dolayı sorun yaşayan ya da sorun yaşama korkusu olanlara iltica etme hakkı vermektedir. Siz görüşlerinizi sosyal medya üzerinden paylaşmışsanız ve hakaret ya da tehdide maruz kalmış iseniz bunların ekran görüntülerini iltica dosyalarımızda kullanıyoruz. Eğer sosyal medya paylaşımlarınızdan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığından çağrı kağıdı ya da yakalama emri almış iseniz bu belgeleri de iltica dosyalarımıza ekliyoruz. Ayrıca uluslararası İnsan hakları örgütlerinin Türkiye'de düşünce özgürlüğünün bu derece kısıtlanmasına ilişkin çok sayıda raporlarını da iltica dosyalarına ekliyoruz. Bu saydığım sebepler sosyal medya paylaşımlarından dolayı yapılan iltica başvurularında vurguladığımız hususlardan sadece birkaçıdır. Umarım bu videodaki bilgiler sosyal medya paylaşımlarından dolayı yapılan iltica başvurularını biraz da olsa anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Eğer şu anda Amerika'da bulunuyorsanız ve iltica hakkında sorularınız varsa bize iltica.com adresinden ulaşabilirsiniz. Henüz Amerika'da değilseniz sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sorularınızı ya yorumlar kısmında ya da ayrı bir videoda cevaplamaya çalışıyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.